milletimin beni bildiği ve sevdiği yerde bulmasını istedim. Yani ben milletimin beni bildiği, sevdiği yerde beni bulsunlar diye kavlimi bu hatta hizaladım, böyle belirledim, böyle heceledim. O yüzden bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde partim ve partimin siyasi olarak aidiyet duyduğu, mücadele ettiği bu pakt içerisindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. Benim için erdemli ve zorunlu bir seçenek haline gelen istifa arkasında böyle bir duyguyu barındırıyor. Yani siyasi olarak biliyorsunuz ki partimin grup kararı alarak Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım. Akabinde itirazlarıma, bu süreç içerisinde partimin istiskal edilmesine, partimin rencide edilmesine, partinin bir oldu bittiğiyle karşı karşıya bırakılıp bütün emeklerinin 3-5 günlük süreçte heba edilmesine itiraz ettim. Sonra bu süreçle ilgili yaşanan detaylar üzerinden bu dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Akabinde bu itirazlarıma konu bir basın toplantısı tertip ettim. Sonrasında da milletvekili adaylığına başvurmadım. Yani kendim için erdemli olanı yapmak zorundaydım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır. Bunu arz etmem lazım. Açıklamalarımla partinin siyasi olarak mutabık kaldığı siyasal zemini gölgeler hale geldim. Arkadaşlarıma ve bu iradeyi temsil eden parti yetkililerine yük haline geldim. Ben kendimi partideki arkadaşların siyasi tercihlerine, siyasi iradelerine yük olma alanından çekiyorum. Siyaseti ilkeyle yapacağım, öyle söylediğim ve sözümle kendimi bağladığım alanda Türk milletine, Türk devletine hizmet etmeye devam etme kararlılığımla yürüyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağımı beyan ettiğim yüzlerce konuşmam vardır. Terörün düştüğü, gölgesinin düştüğü yerde olmayacak, Türk devletinin müstesna makamlarını bir alçak tertibe kurban vermemenin bize düşürdüğü bütün sorumluluğu yerine getireceğim diye yüzlerce konuşmam vardır. Bu konuşmalarıma sırtımı dönerek yapacağım şeyin adının siyaset olmayacağını bütün Türk milleti bilir. Ben dün dündür, bugün bugündür diyebilecek bir siyasal gelenekten gelmiyorum. Ben köprüyü geçene kadar falan diye başlayacak bir oportunizmin konusu da değilim. Hiçbir zaman olmadım. Ben köprüyü geçmek için bir yanlışa eyvallah edecek, bir yanlışa dayı diyecek adam da değilim. Dolayısıyla ben doğrulukla mücadele edip, hak şinaslıkla gayret edip, kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa doğrulukla, mertlikle kaybetmeyi, göze almayı yeğleyen bir siyasal dili önceledim, mücadeleyi önceledim. Aynı hatta durmak benim milletime, devletime verdiğim borcumdur. O yüzden bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti'nin efendim Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde karşı karşıya bırakıldığı oldu bittinin bize dayatılan bu ve bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının bir şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim. İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey sadece İYİ Parti'nin kırmızı çizgileri olarak bildiğim ve asla ihlal edilmesin diye kudret dilediğim şeylerdir. Yani ben bugün İYİ Parti'ye kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Mücadele ettik beraber omuz omuza, haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim. Genel Başkan'dan pazartesi günü randevu istedim. Dedim ki efendim, ya bir 5-10 dakikanızı bana istirham ediyorum, ayırabilirseniz bir gelip bir şey arz etmek istiyorum. Detay vermedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Sebebi şu, gideceğiz, nihayetinde bir yol beraberliğimiz oldu. Bize kıymetli imkanlar, kıymetli vazifeler tevcih edildi. Bize tevcih edilen bu görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı, partililerime yük olmadığımı düşünüyorum. Yani ben bana verilen, millet hizmeti görün diye teslim edilen hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım. Onların vakarına halel getirmedim. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü haline de gelmedim. Elimden geldiği kadar yapabildiğim her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım. İYİ Parti hakarete uğramış, iftiraya, ithama uğramış insanların partisidir. Bir partiden ayrılınca ne tarz ifade, ithamlarla, iftiralarla karşılaşılır, bizzat genel başkanından neferlerine kadar her kesimin çok canından aziz bildiği, hanesinde, evinde,
Ya sokakta, çarşıda, hayatının geçmişinden bugüne getirdiği itibar alanın her şubesinde hissetmiş insanların partisidir. Yani genel başkan dahil, sayın genel başkan dahil bütün partimiz ithamın, iftiranın her türlüsüyle karşılaştı. En zor yapmak zorunda olduğumuz şey şudur. Mücadeleyi kirletmemek. Mücadeleye leke sürmemek. Kazanacağımız mücadele diye gördüğümüz yerde mücadelenin mayasını halel getirmemek. O yüzden ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet başkanlığı makamına bu ucube sistemin de sebep olduğu bir savrulmadır. PKK'nın, Kandil'in, FETÖ'cülerin, devlet millet düşmanlarının bir hevesle dahil olmasını, dahil olma arzusu taşımasını anlaşılabilir buluyorum. Ama burada bizim yapmak zorunda olduğumuz şey şudur. Heveslerinizi kursağınızda bırakacağız iradesini temsil etmemiz gerekir. Biz sizin heveslerinizi kursağınızda bırakacak tarafız. Mücadele edeceğiz, mücadele ettiklerimizi yeneceğiz ama yenmek için devlet millet düşmanlarına tebessüm etmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz, siyasi rekabet edeceğiz, siyasi rekabette kazanmayı göze alacağız ama çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Şimdi benim için zorunlu bir erdem alanı olan istifa mekanizmasını bu şekilde takdim etmek zorundayım. Partimdeki arkadaşlarım, mücadele ettiğim, omuz omuza beraber olduğum arkadaşlarım beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Nihayetinde bu seçim sathında görülüyor ki siyasi değerlendirmelerim, mülahazalarım olacaktır. Her siyasi mülahazam parti içerisinde genel idare kurulu üyesi olduğum için ve partinin de alınmış bir kararı olduğu için parti yetkililerimin tamamına genel başkan dahil yük olacaktır. Ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Şimdi milletim adına taşıdığım hassasiyetlerle hangi kırmızı çizgiler ihlal ediliyorsa, neyin olmasını istiyorsam ya da neyin olmasını yanlış buluyorsam onları yine milletimin kalbine emanet ederek söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğim. Bu süreç içerisinde özellikle ihtimam gösterilmesini istediğim bir husus var. İtirazlarıma konu olan şeyleri sıralarken bunların bazı medya organlarında şöyle değerlendirildiğini duydum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Efendim Yavuz Areloğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, efendim HDP'ye de Kürtlere karşı olduğu için karşı çıkıyor diyorlar. Bakın benim adım Yavuz Areloğlu. Babası, dedesi bu topraklara kalbiyle bağlı bir ailenin evladıyım. Çocuklarımı da devletine, milletine, devletini, milletini canından az bilen herkese hizmet etme mesuliyetiyle yetiştirmeye çalışıyorum. Kim diyorsa ki Yavuz Areloğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için, HDP'ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur, alçaktır. Kim diyorsa ki benim itirazlarımı mecrandan çıkarıp bu topraklarda bu varlığımızın, millet varlığımızın, sarsılmaz beraberliğimizin ayrılmaz parçalar olan bu Alevilerimiz ve Kürtlerimiz üzerinden siyasi değerlendirmelerimi insanların haysiyetini, onurunu rencide edecek şekilde dönüştürüp siyasi bir polemik oluşturuyorsa Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Yavuz Areloğlu Kürt'e kurban olsun. Yavuz Areloğlu vatanına, milletine bağlı Alevilere kurban olsun. Ömrüm bu hatta durdu. Bundan sonra da aynı hatta duracağım. Hiç kimsenin bu topraklarda varlığını, aidiyeti bu vatana olan, devlete bağlılığı olan, ay yıldızda al bayrağı görünce içi kıpır kıpır olan, kendi derdini bu topraklarda bildiği halde dermanını da bu topraklarda arayan, dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, herkesi canından aziz bilme duygusuyla siyaset yapıyorum. Benim siyasi varlığımın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebedi varlığı, Türk milletinin sarsılmaz beraberliği, güçlenmiş, kalkınmış, müreffeh bir ülke, adil, insan haklarına dayalı, dünyanın rekabet edilemez kapasitesini eğitim marifetiyle birleştirebilmiş, yükselen bir gayretin, rekabet edilemez bir kuvvetin, engellenemez bir kudretin ülkesi vardır. Bu hassasiyetimle siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu hassasiyetlerim beni nereye götürürse, nerede bana ne söyletirse söyletsin, ne milletime, ne milletimin menfaatlerine sırtımı hiçbir zaman dönmeyeceğim. Nerede durursam, nerede olursam olayım, hakka aykıracağım. Nerede durursam, nerede olursam, kendi yanlışımdır diye bir yanlışı savunurken asla millete görünmeyeceğim.